O dönemde iyi ki bu derlemeleri yaptık. İyi ki bu kitabı hazırladık. 15 yıllık bir birikimin ürünü aslında bu kitaplar. Sonra da devam ettik. Kitabın içinde de kare kodla masalların o anlatıldığı zamana giderek o videoları görebileceksiniz. Üniversite sonrasıydı ve böylesine bir masal projesi adeta bizim için bir doktora tezi gibi oldu. Hiçbir okulda öğrenemeyeceğimiz şeyleri yollarda, yörük obalarında, yörük evlerinde öğrendik. Hala onlardan öğrendiğim, deneyimlediğim şeyleri hayatıma aktardığım bir noktada. O yüzden çok mutluyum. Yörsiyat'ın misafiri olduk. Kayıp Masallar, Yörüklerden Kayıp Masallar isimli bir projemizde. 50'ye yakın Yörük köyünü gezip Yörük masalları derlemiştik. Yörsiyat'a bu ev sahibi için çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi benim için de. Bugüne kadar birçok festivalde gösterildi filmimiz. Münih'te gösterildi, Altın Portakal'da gösterildi. Bu sefer sanki deplasmanda değil, ev sahibiydik.